Herkese merhaba arkadaşlar, ben Çağrı. Umarım güzel vakit geçiriyorsunuzdur. Yepyeni bir videoda yine beraberiz ve bu videomuzda Venom hikayemize kaldığımız yerden devam etmeye çalışacağım. Hazırsak hemen başlıyorum. Öncesinde de görsellerin telif hakkının Marvel'a ait olduğunu söyleyeyim ve başladık. Kahramanlarımız yeniden sahaya iniyor. Bu defa dilini de yanına aldılar. Spider-Man savaşacakları simbiyotların aslında birer suçsuz insan olduğunu ve bu gerçeği asla unutmamaları gerektiğini hatırlatıyor Wolverine'e. Planları ise şöyle. Simbiyotları Dylan'a yönlendirecekler. O da insanları simbiyotlardan arındıracak. Sonra da onları güvenli bir alana yönlendirecek. Bu planı uygulamaya başladıkları zaman da Kaptan Amerika'nın simbiyotlu hali Dylan'ın karşısına çıkıyor. Simbiyotun etkisiyle Dylan'a "Sen bizimle başa çıkamazsın. Bu gezegen bizim olacak." deyip kalkanını Dylan'a doğru fırlatıp onun üzerine atlıyor. Dylan da kalkanı havada yakalayıp güçlerini kullanarak Steve Rogers'ı simbiyotlardan arındırıyor. Bunu yaparken de "Null, umarım bunu hissedersin." diye söylüyor. Ve Null da hakikaten hissediyor o hasarı, çünkü beklemediği bir saldırı sanırım. Ve bu beklenmedik saldırıdan bayağı etkileniyor. Hemen karşı saldırıya geçip simbiyotlardan oluşturduğu kol şeklindeki uzantıyla Dylan'ı yakalamaya çalışıyor. Kaptan Amerika ayağa kalkıyor ama hala kendine tam olarak gelebilmiş değil. Dylan da simbiyotlara yapabildiği saldırıyı Null'a yapmaya çalışıyor ama etkisinin olmadığını fark edip çaresiz bir şekilde yakalanmayı beklerken gökten bir yıldırım o eli delip geçiyor. Null ise bu saldırının kimden geldiğini hatırlıyor. Ta dünyayı fethetmeye geldiği ilk zamanlarda simbiyot çocukları aracılığıyla bu saldırıyı tecrübe etmişti. Thor olaylara dahil olup yüzeyde Dylan ve diğer kahramanların yanına geldikten sonra Dylan'a sırt sırta verip diğer ekiple beraber yaptığı plana uygun şekilde hareket etmeye başlıyorlar. İnsanları simbiyotlardan arındırıp güvenli bir alana gönderiyorlar. Ta ki Null bu olayı fark edip sinirlenmeye başlayana kadar. Null Thor'la Dylan'ın bulunduğu yere doğru kendisini bırakıyor. Yani direkt atlamıyor oraya doğru veya düşmüyor da, ama kendisini oraya serbest düşme gibi bırakıyor. Ve yüzeye geldiğinde küçük bir patlama yaşanıyor orada. Thor da Dylan'ı korumak için Dylan'a hemen arkasına geçmesini söylüyor. Null'la ilk başta kendisi kapışacak. Thor, "Null'a galiba seni hatırlıyorum." diyor. O ilk zamanlarda simbiyot ejderhaya yaptığı saldırı sırasında Thor yarı sarhoşmuş. O yüzden net bir şekilde hatırlamıyor yaptığı saldırıyı. Null da Thor'a "Seni hatırlıyorum küçük tanrıcık." diye söylüyor. Küçümsemeye devam ediyor hala. "Sen benim çocuklarımdan bir tanesini öldürdün ama benim gibi bir şeyle hiçbir zaman yüzleşmedin." deyip kendisinin karanlıktaki kral olduğunu ve tanrı olduğunu söylüyor. Thor da "Aferin o zaman sana." deyip Null'un üzerine atlıyor. Yalnız Null çok güçlü bir karakter. Thor'un kendisine doğru atılmasından kaçıp onu ensesinden yakalıyor. Sonra da bir tane sol kroşeyle Thor'u geldiği yere geri fırlatıyor. Ve o oradan kalkamamışken de üzerine atlıyor hemen. Dylan da olayların şokunu atlatmaya çalışırken Null'u durdurmaya yelteniyor. Null da "Dylan'a kes lensesini." deyip bir tane yapıştırıyor ve Dylan'ı simbiyotların içerisine düşürüyor. Dylan oradan kalkmaya çalışıyor ama güçlerini kullanamadığını fark ediyor. Kaptan Amerika ve diğer karakterler de simbiyotlarla savaştığı için Dylan'a yetişmek için vakitleri yok. Thor bir hamleyle Null'u üzerinden atıyor ama Dylan için o da çok geç kaldı ve Dylan simbiyotlar tarafından oracıkta yutulmaya başlanıyor. Thor ve Null o sırada yüz yüze konuşuyorlar. Null, "Thor'a görmüyor musun? Bu dünya benim. Durduramayacaksın." diye söylüyor. Thor da "Midgard diğer bütün diyarlar gibi benim korumam altında. Buradaki bir tane külü bile kımıldatmana müsaade etmeyeceğim." diyor. "Senin gibi bir ton tanrıyı öldürdüm. Sen de onlardan bir tanesi olacaksın." diye söylüyor. Ve Null'a bir yumruk atıyor. Çenesini kırıyor. Ağzını yüzünü paramparça ediyor. Null'un dişleri dökülüyor. Çenesi falan komple yerde yani. Öyle bir yumruk atıyor Thor. Null'un da çenesi yerdeyken "Senin işin bitti" gibi birkaç cümle gevelemeye çalışıp asıl silahını ortaya çıkarıyor. Yani Celestial'ları uyandırıyor orada. Ve tabii ki kahramanlar bunu gördükten sonra herkese geri çekilmesi söyleniyor. Ve sonra Null Necrosword'u çıkartıp şehri yok etmeye başlayan Celestial'ları görünce Thor'un dikkati dağılmış. Null da bu avantajla Necrosword'u Thor'un sırtından saplıyor. Thor'un çığlıkları ve Celestial'lardan sonra Reed yeni bir plana ihtiyaçları olduklarını duyurmaya çalışıyor telsizden. Ona ilk cevap veren kişi de Tony Stark oluyor. Reed'e "Sakin ol Reed, ben geldim, şimdi çözeceğim her şeyi." deyip Dylan'a bir an önce kurtarmaları gerektiğini söylüyor. Tony ise ejderhaya binmiş şekilde savaş alanına gidiyor. Dylan'ın simbiyotu parçalamasından sonra taşıdığı simbiyotun Null'la olan bağlantısı tamamen kopmuş. O kopukluk sonrasında da simbiyot ve Tony daha iyi anlaşabilmeye başlamışlar. Celestial'lara karşı yaptığı plan ise şöyle. Sahip olduğu o simbiyotla bir tane Celestial zırhına sızıp taşıdığı Extremis virüsünü ona aktaracak ve kontrol altına aldıktan sonra diğerine saldırıya geçecek. Ve bu planını adım adım gerçekleştirip tamamını uygulayabiliyor Tony. Dylan ise simbiyotlar içine gömüldükten sonra Null onun zihnine giriyor. Bütün simbiyotlar orada ona korkmamasını, vaktinin geldiğini ve artık uyanması gerektiğini söylüyor. Sonra da Null kendisini
gösteriyor ona. Sakinleşmesini ve kimsenin onun canını yakmayacağını söylüyor. Sen özelsin, Japonsun bir kere. Gel güçlerimizi birleştirelim diye söylüyor Dinina. Seni beni öldürmek için yaptılar ama bak sonucu gördün. Tarafınızdaki herkesin canı çıktı ve ben hala buradayım. Sen de işini beceremedin derken Dilin dışarıdan birisinin sesini duyuyor. Ses Dilina, Nul'un senin zihnine girmek gibi bir hamle yapmasının hata olduğunu ve Dilina'nın da ona aynısını yapabileceğini söylüyor ona. Nul Dilina elini uzatıp hadi bak sen de gel bana katıl, savaşı bir an önce bitirelim diyor. Dylan da karşılık olarak Nul'la tokalaşıyor. Bu anlaşma Nul'un hoşuna gitse de Dylan tokalaşırken Nul'a sen benim babamı öldürdün deyip sahip olduğu gücü onun üzerinde kullanmaya başlıyor. Bu saldırıyla Nul'un simbiyotlarla ele geçirdiği karakterleri kendisiyle beraber kurtarabiliyor. Dylan'la konuşmaya çalışan kişi ise Jean Grey. Dylan kurtulduktan sonra da Nul'un zihnine girerek zayıf nokta aramaya başlıyor ve gördükleri karşısında şok oluyor Jean. Nul'u yarayabilecek hiçbir şey bulamıyor orada. Adamın karanlığı kendi istediği gibi şekillendirdiğini öğreniyor. Celestial'larla kapışmalarını, karanlıktan nasıl uyandığını ve diğer tanrılarla kapışmalarını görüyor orada. Jean, Nul'un zihninin derinlerine indikçe Nul'un geçmişte yaptıklarından ayrı onunla ilgili daha da fazla bilgi edinmeye başlıyor ve bu sırada da Nul'la ilgili çok önemli bir sır ortaya çıkıyor. Şöyle ki Nul hani karanlığın tanrısıydı, kralıydı ya, aslında tam olarak öyle değilmiş. Nul adlı arkadaşımız aslında Oblivion adındaki karakterin bir uzantısıymış. Bunu anlayan ilk kişi orada Jean Grey oluyor. Videomuzu tamamlamadan önce de Oblivion dediğim arkadaşla ilgili bir iki cümle söyleyeceğim. Karakteri illaki bilenler vardır. Kendisiyle ilgili bir tane videoda yapmayı düşünüyorum zaten ama ufaktan şunları söyleyeyim. Hem de teaser gibi bir şey olsun bu da. Bu arkadaş da çoklu evrende Phoenix Force gibi, Eternity gibi kozmik bir karakter. Ve diğerlerinde olduğu gibi onun da temsil ettiği bir özellik mevcut. Videosu olacağı için detaylarına çok fazla girmek istemiyorum açıkçası. Ama bazı yerlerde bu temsil ettiği özellik sayesinde Oblivion'un Vanabavol'a kafa tutabileceği yazar. Şimdi ben size taşı atmış olayım. Devamını kendi videosunda değiniriz diye düşünüyorum. Bu arada Venom hikayemizde King in Black serisinde final bölümüne geldik. Son bölümü haftaya yetiştirmeye çalışacağım. Bir iki tane düşüncem var, onlarla beraber videoyu tamamlayabilirsem gerçekten çok güzel olacak. O yüzden belki 1-2 gün geciktirebilirim videoyu da. Ama eskiden olduğu gibi aylar yıllar olmayacak. Hani o konuda içiniz rahat olsun. Bunu da söyleyerek videoyu tamamlıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Sorunuz ya da kafanıza takılan herhangi bir yer varsa eğer yorumlarla bana iletebilirsiniz ya da Twitter üzerinden bana tweet atabilirsiniz. Veya Instagram üzerinden bana mesaj atabilirsiniz. Bunu da söyledik ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.